Kadayıf dolması haftanın tam ortası iddialı bir tatlıyla karşınızdayız. Nursel'ciğim, bugün 5 puan verebilir misin benim gelinime? Bugün çeyrek alacağız da. Bu gelin adına çok üzgünüm. Neden? Çok güzel bir lezzeti olmuş da o kadar şu içini kalın tutmuş ki bakar mısınız? Hamur kalmış, çok sıkışmış içi. Yani iç harç yok da böyle daha çok hamur var içinde. Yani sarılışı problemli. Aslında bence rengi kızartma olarak çok iyi. Böyle bir tık limonunun tadını fazla aldım şerbetinde. Son anda sıktı ve kaynatma da olabilir. Şekil şemal fena değil ama şu içindeki hamurluk beni benden aldı. Dolayısıyla da şerbetinde çok iyi çekmemiş. İkinci tabağımız. Bu tabağımız muhteşem olmuş. Zaten her şeyin mini böyle güzel olur ya. Gerçekten de şekil olarak çok doğru bir şey yapmış bu gelinimiz. Bir tık daha bunun büyüğü oluyor orijinalinde ama bence bu sürede bu şekil gayet başarılı. İç harcı çok güzel pişmiş. Daha doğrusu içi çok güzel pişmiş, içlenmiş. Güzel kızarmış, şerbetini iyi çekmiş. Kusursa tek kusuru bir tık fazla sert. Kayınvalidelerin hoşuna gitmeyebilir belki bu durum ama biliyorsunuz bu dolma böyle bayağı hışır hışır, kıtır kıtır, çatır çıtır yenecek bir şey. Üçüncü tabağımız. Tabağımız aslında güzel olmuş ama şeklinde bir sıkıntı var. Böyle uzun, ince, böyle daha da uzuyormuş neredeyse. Keseyim artık demiş herhalde bu gelinimiz. Böyle ucunu sivriltmiş de sivriltmiş. Bir tık kuruluk var. İç harcı bence yoğun değil. Yani böyle kalmamış içinde şeyler, hamurlar. İçi gayet güzel. Şerbeti güzel. Kusursa bunda bir tık daha ama böyle bir tık yağ tadı aldım. Yani yağını muhtemelen yetiştiremedi. Hani bir tık ocakta fazla tuttu gibi düşündüm. Tadı çok güzel ama. Son tabağım. Ve en olmayan tabağımızı bulduk. Zaten şöyle Kadir'cim gösterir. Keserken bile o hamurluğu hissedebiliyorsunuz. O böyle güzel çıtır çıtır olmamış. Gerçekten patates krokana çok benzemiş. Şerbetini hiç çekmemiş. Şerbetli gibi bile değil. İçi oldukça hamur. Kızartma derecesi olarak fena gözükmese de bayağı kusurlu bir tabak. Oradan da başlayalım hazır en zayıf halkayı bulmuşken. Haftanın tam ortasında kim güne bir puanla başlayacak göreceğiz. Dördüncü tabak 1 puan. Üçüncü tabak 3 puan olsun. Bence gördüğüm kadarıyla ortalama bir tabak. İkinci tabağımız 5 olsun. Yıldızlı hem de. Birinci tabakta 1 vermeyi düşünüyordum ama dördüncü tabaktan bir tık daha iyi. Ona da 2 verelim. Ve hatta buradan da başlayalım açmaya. Bakalım kim bugüne 2 puancıkla başlıyor. Hazırsanız 2 puancık kimin oluyor? Nuriyeciğimin olmuş. Bence 4 tabanda görüntü olarak çok şık yani. Kayınvalidelerin görüntüde kafası karışacak. Burada da bir 3 puanımız var. Tam haftanın ortası gibi 1 puan. 3 puan kimin oluyor bulalım. Aleyna. Aleyna'yı birazdan büyük sürprizler bekliyor. Ben de o kavuşma anlarını çok seven biri olarak merakla kavuşmalarını bekliyorum nişanlısıyla. Otogardan indi, karşıladık. Şu anda Aleyna ile buluşmayı bekliyor. Bakalım. Günün yıldızını bulalım. Damla mı, Yeşim mi?
Hazırsak kim güne 5 puanla, kim güne 1 puanla başlıyor öğrenelim. Damla, aferin kız Damla, şov yapmış vallahi. Yeşimcim, her şeyi çok kızartan Yeşimcim de günün en yumuşak tatlısını yapmış. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz?